Merhaba arkadaşlar, ben Necat. Bu videomda sizlere AliExpress'ten almış olduğum EX9 taktik pantolondan bahsedeceğim. Ürünün fiyatı yaklaşık olarak 28 dolar. Ürün 20 günün sonunda elime ulaştı. Ürünün paketlemesi gayet güzeldi. Havalı poşete sarılı bir şekilde yollanmıştı. Ürünü tercih etmemin sebebi, ürünün şekli çok güzel. Esnek bir kumaşa sahip ve birçok cebe mevcut. Yani çok cebe ihtiyaç duyuyorsanız bu ürünü tercih edebilirsiniz. Bizim ülkemizde de bu tür pantolonlar maalesef bayağı pahalı olduğu için ben de yurt dışından aldım. Ürünle ilgili yorumları okuduğumda bayağı güzel şeyler yazmışlardı. Türkiye'den alanlar da memnun kalmış. Şimdi paketimizi açalım. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Gayet sade bir yapıya sahip. Arkadaşlar, ürünü incelediğimiz zaman ürünün bel bölgesi lastikli ve geniş kemer delikleri mevcut. Ürünün lastikli olması beli daha iyi kavramasına yardımcı olacaktır. Kemerlikler de geniş bir yüzeye sahip olduğundan üzerinde daha fazla dikiş barındırıyor. Bu da teçhizat takarken bel bölgesine uygulanan baskıyı en aza indirmeye yardımcı olup daha fazla dayanıklık gösterecektir. Ön tarafında arkadaşlar bel bölgesinde bir adet kanca mevcut. Buraya ister anahtarlık, ister suluk olarak da kullanabilirsiniz. Ürünün toplamda 6 adet cebi mevcut arkadaşlar. 2 tane üstte, 2 tane yanda, 2 tane de arkada. Tabi bu ceplerin içinde bir de küçük cepler mevcut arkadaşlar. Yan ceplerin içinde fermuarlı cepler de mevcut. Ürünün cepleri cırt cırtlı bir kilide sahip. Arka cebinde de bir adet küçük cep mevcut arkadaşlar. Ürünün sağ ve sol cebinde kargo pantolonlarda alışık olduğumuz cepler mevcut. Bu cepler eğilip kalkmakta sıkıntı yaşanmasın, diz bölgesinde gerilme sebep olmasın diye biraz daha üst tarafa taşınmış. Normalde kargo pantolonun cepleri tam diz hizasında olur. Fakat bunun dediğim gibi gerilimi azaltmak ve diz bölgesinde eğilip kalkarken yaşanan rahatsızlığı ortadan kaldırmak için cepler biraz daha üst tarafa taşınmış. Bu da pantolona ayrı bir hava katmış. Cepler fileli bir yapıya sahip arkadaşlar. Bu da anahtar, bıçak ve benzeri şeyler koyuyorsanız zamanla yıpranabilir ve cepleriniz yırtılabilir arkadaşlar. Diz bölgesinde çift katmanlı bir kumaş kullanılmış. Alt tarafında file mevcut. Bu da şöyle göründüğü üzere arkadaşlar. Bu da diz bölgesindeki yıpranmaları, yırtılmaları, aşınmayı en aza indirmeye yardımcı olacaktır. Ayrıca arkadaşlar, bacak arasına sürtünmeden kaynaklı yırtılmalar meydana gelmesin. Genelde kargo pantolonları da dahil tüm pantolonların genelde bacak arası şu yan taraflar hemen aşınıp yırtılabiliyor biliyorsunuz. Bu da bacak arasının daha dayanıklı olması için yapılmış. Ürünün paçası da arkadaşlar normal alışık olduğumuz boru paçalar değil. Arka tarafı biraz daha uzun. Ürün kadifemsi tırtıklı bir kumaş yapısına sahip. Ürünü yaz kış giyebilirsiniz. Rüzgar ve su geçirmez, nefes alabilir, termal bir yapı sahip demiş fakat bu su geçirir. Ürünü yürüyüş yaparken kampçılık, avcılık, kısaca doğa sporlarıyla uğraşıyorsanız bence güzel. Fazla para vermeyeyim, kaliteli olsun diyorsanız tercih edebilirsiniz. Ürünün farklı beden ve renkleri mevcut. Hoşunuza gidip size uygun olan bedeni ve rengi seçebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.